Bülten'e hoş geldiniz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü stüdyolarında bugün konuğumuz veteriner hekim Gökçe Coşkun. Bugün kendisiyle Antalya'daki kuşlar hakkında konuşacağız. Gökçe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün sizinle kuşları konuşacağız. Neden kuşları konuşurken sizi tercih ettiğimizi biz biliyoruz. Fakat izleyicilerimizin de bilmesi için kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Onun dışında Akdeniz Üniversitesi'nde yaban hayatı üzerine, kuşlar üzerine özellikle uzmanlık yaptım. Yardıma muhtaç kuşların tekrar doğaya dönmesiyle ilgili. Bunun dışında da 15 seneye yakındır da kuş gözlemi ve fotoğrafçılığıyla ilgileniyorum. Bunun dışında kuşlar ve yaban hayatı ile ilgili akademik çalışmaları yürüttüğüm gibi farkındalık çalışmaları da yapıyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Bunun yanında tabii ki serbest veteriner hekimliğimi de Antalya'da sürdürüyorum. O zaman fazla uzatmadan, şimdi Antalya'daki doğa hayatla ilgileniyorsunuz. Antalya'da kuş sayısı belli midir? Onun belli bir oranı var mıdır hocam? Tabii ki biz Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak sürekli olarak kuş gözlemi yapıyoruz Antalya sınırları içerisinde. Bugüne kadar 350'nin üzerinde 352 tane kuş türünü Antalya içerisinde tespit ettik. Ama bu kuş türleri tabii ki sürekli olarak Antalya'da bulunmuyor. Kuşlar göç ediyor bildiğiniz gibi. Antalya'da bu alanda önemli bir kuş göç rotası üzerinde bulunan yerlerden. Bundan dolayı da bu alanda çeşitli dönemlerde farklı türlere ev sahipliği yaptığımız kuşlar oluyor. Bu sayı şu an 352 civarında. Yani o zaman mevsimsel olarak bu sayı değişiyor. Türler de değişiyor o zaman. Mesela hangi mevsimde hangi türler görülüyor o zaman? Tabii ki yani kuş gözlem, yani kuşların hareketliliği şöyle oluyor. Genellikle biz ilkbahar aylarına girdiğimiz zaman güneyden kuzeye doğru kuşlar göç eder. Sonbaharda ise tam tersi olarak kuzeyden güneye göç ederler. Biz en fazla ise ilkbahar aylarında Afrika ve Arap Yarımadası'ndan kuzeye giden kuşların ilk aslında dinlendikleri, mola verdikleri yerlerden bir tanesindeyiz Antalya olarak. Çünkü Akdeniz'i aşan kuşlar ilk olarak falezler ve bu sulak alanlar, Antalya içerisindeki sulak alanlarda dinleniyorlar ve burada onları görme şansımız oluyor. Peki bizim saydığımız doğada az önce sizin dediğiniz gibi 352 tane kuş türü var dedik. Bunların hepsi şu an çıkarsak doğaya bunları tekrar sayabiliyor muyuz? Bunlar hala mevcut mu? Habitatlar hala korunuyor mu? Tabii ki şöyle, yani 352 tür giderek zaten zamanla artan bir sayı ve bu habitatların aslında en büyük tehdit eden faktörlerden bir tanesi insan. İnsan baskısıyla kuşların yaşam alanları evet azalıyor, ancak kuşlar bu yaşadıkları alanları ve çevreleri unutmuyorlar. Göç bir hafızayla da ilerliyor manyetik alanın dışında. Kuşlar geldikleri yerlere yüz binlerce yıldır yine gelmeye devam ediyorlar. Onun için bu alanda aslında bizim farkındalık çalışmalarımızla beraber bu sayıyı aslında daha da arttırabiliriz ve alanları koruyabiliriz. Anladım. Peki mesela kuşların fotoğrafçılığını da yapıyorsunuz. Sadece bir görsel güzelliği mi var, yoksa kuşların bizim için ekosistem için başka nasıl bir özelliği var? Yani kuşlar bir yaban hayatının bir parçası. Aslında şöyle bir algı var. Biz yaban hayatını çok uzaklarda arıyoruz. İşte çöller, ormanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bizim yaşadığımız her alan aslında yaban hayatının bir parçası. Biz de bu alanlarda yaşıyoruz. Evinizdeki örümcekten tutun, bahçenizdeki uçan bir kelebeğe kadar. Bunlar hep bir yaban hayatının parçası. Şu an mesela Antalya'nın semalarında ebabiller ötüyor. O normal ebabil ve boz ebabiller çok sayıda Antalya'nın Kaleiçi civarında görmemiz mümkün. Ev kırlangıçları, kır kırlangıçları yine aynı şekilde şehir merkezinde görmemiz mümkün. Bunların hepsi bir yaban hayatının parçası. Peki bunların önemi nedir gibi düşündüğümüz zaman, bunlar aslında ekosistem içerisinde kilit rol oynuyor. Yani biz ne kadar endüstriyel bir üretim içerisine girmiş olsak da bu endüstriyel üretimin belirli noktalarda doğaya, ekosisteme bağlı olduğunu biliyoruz. Biz tarımsal üretim yaptığımız zaman da, hayvansal üretim yaptığımız zaman da ekosistem olmadan bunları izole olarak, tamamen izole olarak yapmamız hala mümkün değil. Çünkü biz hani dünya dışında bir Mars'ta
bulunmuyoruz. Mars'ta bile bulunsak bir ekosistem yaratmamız lazım ve besin zincirini oluşturmamız lazım. Onun için her bir türün aslında ekosistem içerisinde bir kilit rolü var ve bu aslında var olduğu zaman ne kadar biyolojik çeşitlilik yüksek olursa o kadar biz aslında yaşamsal faaliyetlerimiz, konforumuz daha çok artar. Verimlilik, özellikle tarım ve hayvancılıkta verimlilik buna bağlı olarak da artış gösterir. Şimdi mesela daha da soruyu spesifikleştirmek istiyorum. Şehir içinde fazla uzaklaşmadan bazı kuş gözlem alanları var. Ben sizin kitabınızı da inceledim. O alanlarda gitsek biz hafta sonu bir herhangi bir alana gitsek şehir içindeki. Orada hangi kuşları görebiliriz? Mesela Konya altına gittik. Konya altında bizim en çok gittiğimiz yer Boğaçayı bildiğiniz gibi. Boğaçayı bir sulak alan ve yılın her mevsiminde neredeyse orada bir su oluyor. Bu alanda şu anki mevsimde, yaz mevsiminde kuşlar genellikle sazlıklar içerisinde yuvalama yaparlar ve yavru çıkarırlar. Biz orada genellikle saz kuşlarını görürüz. Bunlar nelerdir? İşte saz kamışçından tutun çeşitli işte ördek türleri veya burada yazı geçirmek için gelen bazı kıyı kuşları. Belki de üreme döneminin ilk dönemlerini, ilk yazlarını geçiriyorlar ve üremek için kuzey ülkelerine gitmek yerine Antalya'da mola verip tekrar Afrika'ya dönmek için burada bulunabiliyorlar. Burada biz kıyı kuşlarını şu an gittiğimiz zaman bulabiliriz. Antalya tabi sıcak, yaz ayları çok sıcak geçiyor ve özellikle Temmuz aylarına doğru çok fazla kıyı kesiminde kuşları görmüyoruz. Daha çok böyle dönemler geldiği zaman dağlara doğru, Toroslara doğru, yüksek kesimlere çıktığınız zaman bu kuşların birçoğu kısa mesafeli göç göstererek bu alanlarda yayılım gösterebiliyorlar. Peki daha kişisel bir soru sorayım size. Sizi kendisine hayran bırakan kuş var mı? Ya da fotoğrafını çekmekten, görüntülemekten keyif aldığınız bir kuş türü? Ya bu zor bir soru çünkü yani Türkiye'de 500 tane kuş türü var. Dünyada da işte 10 bini aşkın kuş bugüne kadar görülmüş durumda. Yani Türkiye içerisinde benim en çok fotoğraflamayı sevdiğim türler baykuşlar özellikle ve yırtıcı kuşları da çok seviyorum. Özellikle işte doğanlar, gökdoğan gibi dünyanın en hızlı uçan hayvanlarından bir tanesi. Bunları fotoğraflamak gerçekten özellikle izlemek çok keyifli. Bunun dışında kıyı kuşları özellikle gün doğarken onların kamuflajla yatıp bir sulak alanda güneşin o kırmızı haliyle suya yansıması ve orada kıyı kuşlarının beslenmesi o alan o an yani paha biçilemez bir alan. O an gerçekten çok huzurlu hissettiriyor. Bu şey ama dünyada da sinek kuşu dediğimiz bu hani çok küçük kanatlarını çok hızlı çırpan kuşu da fotoğraflamak istiyorum açıkçası. Daha onu fotoğraflayamadınız o zaman. Yok. Onlar sadece Amerika kıtasında bulunuyor. Güney Amerika ve Kuzey Amerika arasında göç ediyorlar. Başka hiçbir kıtada bulunmuyorlar. Kuşlar konusunda farkındalık çalışmaları anlamında. Antalya'da siz neler yapıyorsunuz? Antalya'da aslında bu alanda yaptığımız birçok çalışma var 10 yılı aşkın süredir. Çeşitli etkinlikler yapıp Antalya Kuş Gözlem Topluluğu ile beraber belli noktalarda kuş gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Bunu şöyle algılanmasını hiçbir zaman istemiyorum. Yani biz kuş gözlemcisine hitap etmiyoruz aslında ya da kuş fotoğrafçısına. Çocuklara, ailelere, bu konuda bir merakı olan kişilere daha çok hitap ediyoruz. Bu alanda... Burada, lafınızı böldüm. Sizin çocuklar için bir kitabınız da vardı sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Çocuklar için de özellikle yardıma muhtaç olan hayvanlar. Bunun içerisinde hem kuşlar da var hem de bizim evcil hayvanlarımız ve kedi ve köpekler de bulunan işte hayvan dostlarımız için ilk yardım kitabı adında çocuklara özel bir kitap. Aslında yetişkinlerin de alıp okuyabileceği bir kitap. Bu alanda bu tür kitap gibi çeşitli etkinlikler tabii ki var. Bir de biz 3 yıldır Antalya'da Antalya Kuş Gözlem Kampı'nda gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden 100'ü aşkın kişi gelip Antalya'da ilkbaharda bu kampı yapıp burada belki eline ilk kez dürbünü orada alıyor. İlk kez teleskopla bir kuşa bakıyor. Burada o tadı, o hissi vermeye çalışıyoruz. Bir de hocam şimdi son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bazen sokakta görüyoruz. Balkonlarımızda oluyor. Muhtemelen belki bir göç mevsiminden ötürüdür. Yavru kuşlar bu buluyoruz.
Biz bu anlamda biz ne yapmalıyız? Veteriner hekim arkadaşlar ne yapmalı? Vatandaş ne yapmalı? Siz bu konuda uzmansınız. Sizden bir görüş alalım. Bu çok önemli çünkü bizler kuşları ne yazık ki tam olarak tanıyamıyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de 500'e yakın kuş türü var ve hepsinin beslenme alışkanlığı farklı. Bir kuşu bulduğunuz zaman yardıma muhtaç olduğunu kesin olarak emin olmak lazım. Eğer bir yavru kuş bulduğunuz zaman uzaktan bir izlemek lazım. Belki ebeveynleri onu öğretmesi için ortama öğretmesi için dışarıda eğitiyor olabilir. Eğer ebeveynleri yoksa o kuşa müdahale etmek gerekiyor bir yaban hayatının parçası olduğu için. O kuşu alıp karton kutu içerisine koyup herhangi bir besin vermeden, herhangi bir su vermeden ilk olarak o kuşun hangi tür olduğunu öğrenmek ve çeşitli uzman kişilerle, doğa koruma milli parklarla iletişime geçilebilir. O kuşun hangi tür olduğunu nereden anlayacağız? Bu biraz zor. Özellikle biz yetişkin kuşları bile ayırt edemezken küçük türleri bile, bazen yavruları ben bile ayırt edemiyorum. Onun gaga yapısına bakılması gerekiyor. Yani uzman kişilere ulaştığınız zaman o hangi besinle beslenebilir, ne yapılabilir, nasıl ortamda muhafaza edilebilir, bu konuda onlar zaten gerekli bilgileri verebiliyor. Uzmandan ve internetten yardım alacağız o zaman. Evet, yani o öyle bir durum olduğunda bana da ulaşabilirler. Ben de o yönde destek veririm kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Gökçe Hocam? Ya böyle bir programın olması benim açımdan iyi. Bu bile bir farkındalık çalışması aslında bizim için. Çünkü farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklar için. Çünkü biz doğamızı ve çevremizi ancak farkındalıkla koruyabiliriz. Evet. Kanunlar, yasaklar, cezalar bir yere kadar. Ama farkındalık olursa gelecek nesillere doğamızın aktarımını sağlayabiliriz. Antalya'mız çok güzel ve bunun devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Bizler de hem sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bülten programında görüşmek üzere.